Bu arada Hamas lideri İsmail Haniye ateşkes teklifi aldıklarını ve görüşmeler için Kahire'ye gideceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren bir esir takasını kabul etmeyeceklerini söyledi. Gazze'de yeni bir esir takası için taraflar arasında somut bir plan oluştuğu iddia edildi. Hamas, teklifin kendilerine iletildiğini duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, Paris'te Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır ve İsrail yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçeve oluştuğunu açıklamıştı. Hamas lideri İsmail Haniye, ateşkes teklifi aldıklarını ve bu konuda görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gideceğini duyurdu. Haniye, Hamas'ın önceliğinin İsrail'in saldırılarını sonlandırmak ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini sağlamak olduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise askerlerin Gazze'den çekilmesini içeren bir esir takası anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Hedeflerine ulaşıncaya ve zafer kazanıncaya kadar Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını veren Netanyahu, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli'yi serbest bırakmayacaklarını belirtti. Amerikan basını ise İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ın Kahire'yi ziyaret ettiğini yazdı. Habere göre Ronen Bar, Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya geldi. Paris'teki görüşmelerin ardından basına sızan anlaşma taslağına göre İsrail'in Gazze'ye saldırıları 45 gün süreyle duracak, Gazze şeridindeki 35-40 arası İsrail'i çocuk, yetişkin, yaralı ve hasta esir serbest bırakılacaktı. İsrail Başbakanlık Ofisi basına sızan maddelerin doğru olmadığını savundu. Açıklamada zafer elde edene kadar savaş sürecek ifadeleri kullanıldı. İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. Gazze'de hala 136 İsrail esir bulunuyor.